Evet, herkese merhabalar efendim. Biz geldik. Niye geldik? Niye geldiniz? Canan Hanım temizlikten ne kadar anlıyor, evet, nereden başlıyor, evet, doğru malzeme evet, kullanıyor evet, mu, bez kullanımı nasıl? Evet. Bu işin uzmanı mı, onu öğrenmeye onu geldik? Öğreneceğiz, inşallah öğreneceğiz. Çünkü buradan da puan alacağız. Tamam Kadir Bey. Öksürüyorum, kusura bakmayın, gıcığım var. Estağfurullah, tamam. Geçmiş olsun, geçmiş efendim. Olsun. Kim gıcık yaptıysa artık adamcağıza. Fatma Hanım gördünüz mü? Yüzüme bile bakmadı. Hemen duygusallığa nasıl çekti olayı? Ben dedi çok duygusalım dedi, beni aldılar oraya. Ah Fatma ablam, ah Fatma ablam. Bugün hepsi bana bilenecekler. Olmuşlara olmamış diyecekler. İnşallah yapmazlar. İçimden öyle bir ses bana takacaklar bugün. Neyse Fatma Hanım'ı bırakalım kenara. Bugün Canan bakalım. Hanım'ın günü. Canan evet. Hanım'ı analım. Evet. Nasıl temizlik yapıyorsun? Göster hadi bana. Tamam bahsedeyim. İlk önce süpürgemizi açalım. Hemen açalım. Süpürgeyi alıp, şu süpürgeye bak. Şu süpürge. Yapma. Biraz öveyim ama malımızı. Buyurun efendim. Tamam. Süpürmüyor, takılıyor işte. Türkiye'de kaç tane var bu süpürgeden? 4 ya da 5 tane. Çok nadide çıkıyor. Abartıyorsun. Ya abartıyorum tabii. Biraz abartmayı seviyorum. Canan Hanım temizlikte temiz bir kadın olduğunu düşünüyorum. Fakat süreyle alakalı yapacağını düşünmüyorum. Canan Hanım bize İsviçre'yi anlatın. İsviçre de çok güzel. Dünyanın en güzel yerlerinden biri Kadir'cim. Çok evet, temiz işte, diyorlar. Çok merhametli, iyiler gerçekten yani sizi görünce, yani benim geçeceğimi görünce bana yol vermeden gelmiyor önüme. Kızımın evinin adet önünde tadilat vardı. Bütün her tarafı sökmüşler böyle. Ben de o zaman hastaneye gelip gidiyorum. Ezgi hastaneye yaptı. Tadilat var orada. Ben bekliyorum beyefendiler geçsin. Onlar beni bekliyorlar. Az insan var değil mi orada? Az insan var. Ha, işte o yüzden. Sokakta az bir insan, öz insan. Of. Sokakta bir tane hayvan göremezsiniz. Niye? Herkes evinde. Ha, evde besliyorlar. Herkes evde besliyor. Sokaklar temiz mi? Tertemiz. Damadınız maşallah genetik mühendisiymiş. Evet benim damadım. Aa, o ne işe yarıyor? Genetik derken insan geniyle alakalı mı? Her şeye mi bakıyor? Her şeye bakıyor. O da yeni mezun oldu zaten, doktorasını bitti. Çalışıyor. Yani rahat geçinebiliyor mu? Kazandığı kendine yetiyor. Geçiniyorlar çok şükür. Geçiniyorlar. Aa, kızım da işsizlik maaşı alıyor şu an zaten doğum yaptığı için. En kral yerde genetik mühendisi olmuşlar. Hem paraya para demezler hem de rahat yaşarlar. Rahat yaşasınlar. Rahat yaşamak da önemli. Şimdi başka yurt dışına da gidiyorsun çalışmaya ama o çalışma süresince hep bir sıkıntı, hep bir stres. Evet. Etraf güzel değil. Evet. İsviçre gelir seviyesi en yüksek ülkelerden bir tanesi. O kadar çikolata üretiyorlar tabii. Evet. Bizim alttaki komşunun da abisi orada arada gidip geliyor. Her gidişe çikolata getiriyor. Diyor ki çok temiz, çok güzel yer. Böyle mesela bahçeler çiçek doluymuş. İstediğin gibi toplayabiliyor musun? Kimse sana karışmıyor. Kimse karışmıyor. Hediye ediyorlarmış, toplayıp veriyorlarmış. Ne kadar güzel ya. Kadir Bey. Bizim burada da eriye dalan var. Çalıştır süpürgemi ablam. Abartma. Bizde de göz hakkı var. Aç ortaya, ortaya, ortaya. Canan Hanım'ın temizlikte böyle çok el becerisi olduğunu da düşünmüyorum. Canan ablanın ben kafasını karışık gördüm menüyle ilgili. Hani hem patates var, hem nohut, hem pırasa, hem bezelye. Menüyü çok karıştırmış yani, kafası çok karışık. Hanımefendi hemen koltuklarınıza giriştiniz de kızınız nasıl gitmişti yurt dışına? Senin kızı nasıl aldılar abla? Benim kızım oraya... Tanıdık manıdık mı vardı orada? Hayır hayır hayır, kendi imkanlarıyla gittiler. Staj için gittiydi oraya. Öyle hemen alıyorlar mı kız staj? Hayır canım, ne zorluklarla gitti, ne uğraştılar yani. Onu anlat yani. Biraz hadi sanki ki. Hadi iyice gidebiliyor yok, musun gibi. Ama işte yani onlar kendi imkanlarıyla... Sonra memnun kaldılar. Dediler biz burada devam edeceğiz. Şartları güzel olduktan sonra. Sonra orada yükseğini yaptılar. Mesleğin de yükseğini tabii yaptılar. Tabii yükseğini yaptılar orada. Eşi doktorasını yaptı ama benim kızım yapmadı. O doktorasını da bitirdi, devam ediyor. Ezgi yapmadı. İşe ama gitti. Ne kadar gurur verici bir şey. Anlattığın zaman iki tane kızım var. İkisini de okuttum, evlendirdim. Yurt dışına gönderdim. Çok şükür. Şimdi sen de emeklisin. Allah ağzının tadını bozmasın. Amin. Peki amin. Niye geldin bu yarışmaya? Sizi çok seviyorum. Canım. Sizi çok seviyorum. Bir an paraya ihtiyacım var diyeceksin dedim. Para da ayrı canım. Paraya herkesin ihtiyacı vardır. Emekli olduğun için kendine vakit ayırmak evet, istedim. Parayı kazanırsam Kanada'ya kızımın yanına gideceğim. He. Evet. Manken hanımın evet. Için, maket hanımın evet, yanına. Maket hanımın yanına gideceğim Kadir Bey. Hadi bakalım, hiç uçak bileti bakalım. Uçak biletini işte bakacaklar. Biraz indirimli indirimli biraz alacaklar. Biraz konuştular koridorda, ben kulak misafiri oldum da 100.000 lira falanmış bilet. Kızınız alsın, bir yandan çalışıyor mu? Çalışıyor ama kıyamayız biz ona. Kıyamayız. O gidecek olsa var ya, gidiş geliş yok, kıyamayız biz. Bütün yolmaz. İsviçre'nin para birimi ne? İsviçre değil. Kanada. Kanada'nın para birimi Kanada dolar. Kanada doları. Dolar şu an 34 lira mı? Onlara göre hiçbir şey değil. 1000 Kanada doları ama bize göre çok yüksek bir şey. Yurt dışına gitme hayali için programımıza başvuran Canan Hanım koltukları süpürmeye devam ediyor. Canan Hanım temizlikte ağır kalabilir. Ne yapıyorsun şimdi abla? Şimdi arkasını siliyoruz. Yerlerimizi siliyoruz. Ben sana hemen su getiriyorum. Tamam. Bir saniye. Bakalım hanımefendi yerleri silerken hamar attığını ne kadar gösterebilecek? Marifet konusuna geldiğinde bugünkü menüden yola çıkaraktan beklentilerimin altında olduğunu düşünüyorum. Sen yarışmaya katılırken abiye bilet alacağım, o yüzden mi gidiyorum dedim.
Dedim kazanırsam ben biraz olup Kanada'ya gideceğim dedim. Adamı nereden vuracağını da iyi biliyorsun. Evet, evet Kadir Bey. Adamın cebinden para çıkmayacak ne de olsa. Tabii. Abim de şu an rahat. Tabii. Canan Hanım koltuğun arkasını güzelce sildikten sonra koltuğumuzu yerine yerleştiriyoruz. Canan Hanım iş hayatıyla, yaşam tarzıyla görmüş geçirmiş donanımlı bir bayan gibi görünüyor. Ve geçiyoruz diğer koltuğumuzun arkasına. Canan Hanım temizlik konusunda yapabilir ama çok hızlı olduğunu düşünmüyorum. Kişilik olarak kişiliğini beğendim. Kaliteli bir kadın. Hızlısınız Canan Hanım. Hızlıyım da Kadir Bey ben. Yani dubleks evi temizlemek kolay değil. Övmek gibi olmasın. Sen evlendin direkt İstanbul'da mı oturdun? Ben zaten İstanbul'daydım Kadir Bey. İstanbul'da doğma büyümesi. Tabii İstanbul'da doğdum bildim ben. Abiyle nasıl tanıştınız? Görücü usulü falan mıydı? Abiyle biz yok görücü değil. Şu masayı tutar mısınız Dur, Kadir Bey? Dur o tutamaz o Kadir üfürüyor. Bey. Yok Kadir Bey'dim. Sana diyor ben tutamam. Biz akrabaydık sonra evlendik. Sonra daha da akraba olduk. Sonra daha da şu suyunuzu bir değiştirsek mi acaba? Dur ben sana yenisini vereyim abla. Ben akraba evliliğini onaylamıyorum. Ya ele karışmak yele karışmak diyorlar. El alana kadar huyunu suyunu bildiğim insanlar anasını babasını tanıyorum diye. Şey diyorlar içimizden biri olsun. Ha içimiz çok iyi ya. Evet içim. İçimiz çok iyi ya 10 numara 5 yıldız ya. Herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyormuş gibi. Evet. Sonra en büyük kavgalar akraba evliliğinde çıkıyor zaten. Hele düğünlerde. Yok öyle bir şeyimiz olmadı Kadir Bey. Siz çok sakin mazmut bir ailesiniz anladığım kadarıyla. Kaostan uzak. Evet. Neyin neyin oluyor abla? Eşimin babaannesiyle benim anneannem kardeş. Dıdıkı mı dıdıkı? Birinin... Oh, şimdi hiç anlamadı onu. Birinin erkekten torunu, birinin kızdan torunu. Babaları ayrı babaları. Evet. Babaları yani, bir olunca o kan uyuşmazlığı sıkıntı oluyor. Akraba değiliz. Mesela en büyük kan uyuşmazlığı amca çocuklarında. Evet. Kesinlikle en saçma, en tehlikeli. Evlilik amca çocukları. Ama herhalde akraba evliliği yapan en büyük ülke biziz. Biziz. Değil mi? Başka kültürlerde bilmiyorum. Ben hiç Kanada'da akraba evliliği yapan görmedim ya da Almanya'da. Canan Hanım salondaki temizlik performansının sonuna geliyor. Tamam hadi ayağımı, geç. Ayağımın altını da alayım bir saniye. Kadın jilet gibi esti vallahi. Bir saniye. Ayaklarımı da siliyorum. Yaptığın şovunu da. Nereye gidiyoruz? Mutfağımıza gidiyoruz. Hadi bakalım gel abla. Canan Hanım benim için yine de güçlü bir rakip değil. Evet. Mutfağımız. Mutfağımıza geldik. Dolapların üstünü siliyor musunuz? Sık sık çık. Siliyorum. Çıkın. Kadir Bey. Emin miyiz? Evet. Dur o zaman. Şöyle bir. İki tane dolap var zaten. Yani dolabım yok zaten Kadir Bey. Ben de merak ettim. Bak bakalım Kadir. Aa güzel pırıl pırıl. Hem orası hem burası. Orası da tertemiz. Hiç yağlanma falan yok. Bak kadın kettle'ın kahve makinesini çöp poşetine sarıp kaldırmış. Evet tozlanmasın diye. Öyle rastgele diye. Atmamış. Tebrik evet, ediyorum. Evet tozlanmasın diye. Gayet temiz. Pürü pak bir kadınsın. Sağ orası da belli. Dolapların üstlerinden sonra Kadir çekmece kontrolüne başlıyor. Ama olmaz ki. Ne oldu? Ama olmaz ki. Ne oldu Kadir Bey? Burası da temiz. Hayır hayır inanmıyorum ben. Dış ses hayır bence dış ses. Köşeyi görüyorum. Hayır. Ne fenasın dış sen ses, ya. Dış ses bence onu bağımsız bilerek yapıyor. 5 sene sonra orası ne hale gelecek? Ay onu mu gördün dış ses göre göre minicik bir şey. Rabbim bana bir göz vermiş. Gözün adı baş belası. O zaman diğer temiz yerlerini de çekin lütfen. O ne Kadir Bey? Abla talaş tozu bu. Ha tamam bir şey olmaz ama ondan çok değil mi? Çok küçük çok az da onu oradan nasıl alsam nasıl? Diye bakıyorum. Ben hemen alayım onu Kadir Bey. Şunu sana zahmet ıslatalım. Hemen ıslatıyorum onu ben. Canan Hanım'ın mutfağında temizleyecek bir yer bulunca içimiz rahatlıyor ve Kadir işe koyuluyor. Yani tam puan alacağını da düşünmüyorum. Hiçbirinin tam puan alacağını düşünmüyorum. Neresi kaldı? Neresi kaldı? Şurayı yapmamıştık şurayı. Yok bakayım. Kadir Bey aslında oralarda temizdir benim ya. Evet aslında. Aha. Değildir. Yok yok gayet yeni güzel. Yeni sildim çünkü ben şeyimi, aspiratörümü. Hatta ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu fitneyi bile bile ben balık, tavuk falan kızartırken... Yok yok avucun aç. Heh evet orada az bir şey var. Çünkü niye sen bunu silerken böyle kaldırıp siliyorsun evet, anlaşılan. Evet evet evet. O yüzden şurası kalmış. Filtrem yedek. Bir tane yedek. Orada da köşede de görüyorum. O ayrı bir de balık falan kızartırken ayrı bir filtrem var. Onu takıyorum hemen bunu çıkarıyorum. Onu yıkayıp yerine koyuyorum. Yani aynı filtreyi tebrik kullanmıyorum. Tebrik ederim. Yedek aspiratör filtresi kullanan tek kadınsın. Ama ne yapayım herhalde. Balık çok kötü kokuyor. Hiç görmedim ben. Balık baştan kokar zaten. Evet. Eve kokusunu nasıl alıyorsunuz peki? Balık yaparken. Evet. Vanilya kabın içine ya da yumuşatıcı koyuyorum. Cezveyle birlikte o yumuşatıcıyı duydum kaynatıyorlar. Evet. Vanilya da güzel kokuyor. Ayrıyetten de bittikten sonra o defne yaprağını ocağın üstüne yakıyorum ben. Güzellik gibi. Aa. Evet o da kokusunu gideriyor. Hem nazara da iyi geliyor. Hem de kokuyu alıyor. Şu sandalyeyi alayım şuraya. Çok güzel oluyor. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Yok bilmiyorum. Hiç pişirmiyorum. Arada takip ediyorum sizi. Hiç pişirmiyorum. En azından kokusunu da çekmiyorum. İleride illa çocuğun için yapacaksın. Ben bir gün bir komşuya indim aşure götürmeye. Kadın balık pişiriyor.
geliyor. Kapıyı bir açtı. İnanır mısın? Sis! Yarıya kadar çat 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 çat. Bir de yağda tavada kızartıyor. O salonun kapısı açık. Ben şimdi yukarıda kızartıyorum ama. Küçük tüp aldım. Heh bak. Yukarıda kızartıyorum. Airfryer'de falan da pişiriyorlar ama. Airfryer'de de pişiriyor. Onun tadı o tavadakinin tadını vermiyor ama. Yok, her şeyin orijinali bak. Evet, vermiyor. Onu da onun için, evet. Aspiratörü de sildiğinize göre mutfaktaki temizliğimizin sonuna geliyoruz. Peki, nereye gidiyoruz? Mutfak. Bu zaten mutfak. Yemek yani. Hayır. Ay etap. Sabahlara dayanamam Osman Aga. İnşallah korktuğum başıma gelmez. Hangisinden korkuyorsun? Söyle onu yapalım hemen. Hangisinden korkuyorsun? Birincisi ütü. Ütü sevmiyor musun? Sevmiyorum. Ütü zor iş. Hiç sevmiyorum. Hareketen gömlek. Evet, hiç sevmiyorum ben ütüyü. Ütü, tava, tencere. Evet. İnşallah böyle ayakta falan çiğneme bir şey vardır banyoda. Suya girmiyorsunuz galiba uzun zamandır. Bir denizde. Yok onu seviyorum. Ayağım suya girsin. Bu en amarat benim de. Hiç denenmemiş bir etap. Gidelim mi? Fatma Hanım dünkü tepkisi inanılmazdı. Tamam gidelim. Hadi gidelim bakalım. Gidelim. Göreceğiz. Göreceğiz. Canan Hanım'ın etapta da çok hızlı olacağını düşünmüyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Haydi bakalım Canan Hanım buyurun. Ne o Kadir Bey? Kaç zamandır perde takmıyorsun da unuttum perdenin yüzünü. Ama bir saniye baştan söyleyeyim benim kornişler çok yüksek. Bu yetişmez mi Yetişir sana? Mi? O bizim problemimiz değil. Olmaz. Olur mu öyle şey? Fon perde nereye takılır biliyorsunuzdur. Evet biliyorum. O zaman çıkıyoruz ve tak 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 geçiriyoruz. Canan Hanım perde asma etabımız için hazırlıklarını yapıyor. Evet doğru kadın. Hazır. Attı. Hadi çık o zaman. Süre başladı. Evet bismillahirrahmanirrahim. Yetiştin mi? Bak yetiştin gene iyi yetiştin. Hadi be ablam bir tane bile atlamaman lazım. Gözünü seveyim. Aa yanlış yere takıyor. Hayır. Canan Hanım işini bilir. Dişçi görmüş kadın. Lütfen konuşturmayın beni dış ses. Kadir Bey konuşturuyor. Ya benim bu kornişler işte ya çok kötü. Ne oldu? Bir de karton bir yere çok yakınlar ya. Evet göremiyorum Kadir Bey. Evet. Ne durumdayız? Bak heyecandan ortaya takarsın, arkaya takarsın, öne takarsın yanlışlıkla. Aa atladı atladı. Abla yapma öyle hatalar. Hayır, baştan sökmek zorunda kalırız. Benim elimde Kadir Bey var. Dakika nasıl? Hepsini sökeceğim şimdi Kadir. Bak iyi yapıyorsun ya çekemedi seni. Bitti. Bitti Kadir Bey. Bitti dedi. At omzundakini, at omzundakini. Hanımefendi kollarınızın durumu nasıl? Bitti. Ağrıdı mı kolun? Ay bir tane daha mı var? Evet efendim. Ay niye bir tane Kadir Bey ya? Niye bitmiyor, etap bitmiyor hadi. Çiçeği düzelt Kadir'cim. Anne. He? Anne düzgün tak anne. Hele mi çekilsen? Anne. Horara iyiydi. Daha heyecanlı ama bu kadar değil mi olur mu canım bu şeyde bir nedir o? Ama abla bu fon perde ya. Tamam da fon perde. Bu kızın adı neydi? Damla. Damla annen burada nelerle uğraşıyor Damla. Her şey Kanada için kızım. Kanada'yı sen Kanada'yı kişiyi yeniden keşfediyorsun sanki. Her şey Kanada için. Her şey Kanada için diyen Canan Hanım büyük bir azimle perdeyi asmaya devam ediyor. Hadi son dakikalar. Ay Kadir Bey koptu kollarım. Ay kollarım koptu. Helal olsun efendim. Elinizden geleni yaptınız. Tebrik ediyorum. Buyurun böyle. Şimdi ona bir lafım yok. Etabımızın sonunu bir halayla kutlayalım. Evet şöyle bir halay çekelim. Çimende sürü kazlar. Hop gülüm dana inana kanatları beyazlar. Şengülüm nana inana. Kaç yıldır görmemişim. Hop gülüm nana inana. Az ey başını da. Hop haydi kızım aşk ile bir daha. Hop gülüm nana inana. Makette de halay çekmedin. Evet Kadir Bey. Ekranların en leziz, en temiz, en leşeli programı Çılgın Yarışması. Kadir Esin'iyle en amarat benim coşkuyla devam ediyor çıkın, efendim. Çıkın gelin korkmayın çekilmeyin. Maketinizi yok. Evet perdeyi taktık. Evet, taktık. Kızın içi bulandı. Evet kızın tarla benim üstüne demiş gibi. Benim midesini bulandırdık. Hanımefendi dinlensin. Tebrik ediyorum hiç atlamamışsınız bu arada. Atlayamam Kadir Bey sakın ha. Atlamam. Çünkü bilet almamız lazım. Güzel yaptınız. Süre de önemli tabii. Hepsi değerlendirilecek. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Tamam mutfağa gidiyoruz. Hadi bakalım geç. Menüsüyle bana rakip olamayacak. Çünkü menüsü güne hazırlanmış bir menü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.